Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunke rahme innaka entel vehhab. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi yessir ve la tuhassir rabbete min bil hayr. Cuma vaazımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Allah Azze ve Celle ümmete dirayet, basiret, feraset ve hikmet lütfeylesin. Yine bir 28 Şubat sendromunun altyapısı kuruluyor gibi. İlginçtir. Jacoban Kemalistler askeriye ile iktidardayken, iş başındayken, özellikle 28 Şubat sürecindeki postmodern darbe Müslümanlara yapılmış bir darbeydi. Ve adamlar dediler ki 1000 yıl da olsa bu sürecek dediler. Ve biz 28 Şubat sürecinde ciddi bir kan kaybı yaşadık. Yani hazırlıksız yakalandık. Ve aslında belki de Allah Azze ve Celle bizi bizle yüzleştirdi. Yani bu coğrafya özelinde konuşuyorum. Tevhidi bir bilincin, anlayışın, tavrın, bedel ödemenin, altyapısının hiç de hazır olmadığı, Müslümanların bunlara hazır olmadığının bir göstergesi olarak ortaya çıktı. Ve Allahu Alem kanaatimce hala o süreci çok doğru tahlil edebilmiş değiliz. Tabii bedeller ödeyenler oldu mu? Oldu tabii ki. O döneme tanık olan birisi olarak söylüyorum. Ciddi anlamda bedeller ödeyenler oldu. Fakat yapı olarak, düşünce olarak baktığımızda belki bu biraz Türkiye'deki Osmanlı sonrası Cumhuriyet'le birlikte Türkiye'deki Müslümanların aslında biraz fikri ve düşünsel altyapısının bir resmi olsa gerek arkadaşlar. Yani bu coğrafyada İslamcılık daha çok ilk dönemlerde tercihini İslam'dan yana kullananların bir düşünce yapısı olarak zikredilirken, bugün gelinen süreçte ise İslamcılık artık Müslümanların bile yaka silktiği, adeta nefret ettiği, yani AK Parti ile özdeşleşen sistemi, seküler sistemi muhafazakar algıyla korumaya çalışan bir yapı olarak algılanmaya başladı. Ve maalesef bu kavram da bu yönüyle aslında hem tahrip hem de tahrif edildi. Şimdi günümüze geldiğimizde, yani o cumhuriyetten bugüne kadar Türkiye'de sahih bir İslami hareket oluşmuyor. Yani daha çok devlet güdümünde, daha çok toplumun büyük bir katmanında sufi, tasavvufi bir algının baskın bir karakterde olduğunu görüyoruz. Karma bir din yapısı var. Yani milliyetçiliğin, Osmanlıcılığın, Suficiliğin, bayrakçılığın, atalar dininin karma bir yapısı var. Yani ve bu coğrafyada ısrarla belki birçok kere söylemişimdir. Bu toplumun devlete itaat anlayışı bir anlamda tanrı anlayışıyla özdeş hale gelmiştir. Yani Türk toplumu tabiri caizse Allahsız, kitapsız yaşamaya kendini hazırlıyor ama devletsiz yaşamaya hazırlamıyor. Onun için devlet en büyük tanrıdır bu toplumun büyük bir katmanı için. Fakat bu topluma genel anlamıyla doğru bir tevhidi davet götürülememiştir. Bu toplumu mazur göstermek adına söylediğim bir söz değildir. Cehalet hakkındaki görüşlerimizi birçok konuşmalarımızda dile getirdik. Bir insanın, yani ben kanaat olarak anlayabildiğim, Kur'an ve sünnetten anlayabildiğim şudur. Bir insanın küfürde ve şirkte olmasını, yani bir kimsenin kafir, müşrik olmasını mazur gösterecek bir delile sahip olmadığımızı düşünüyorum. Varsa bununla alakalı bir delil dinlemek isterim. Ama böyle bir delil görmedim ben. Dolayısıyla cehaletin mazeret olması ameli konulara taalluk eden meselelerde olabilir. Ama akidevi alana, yani daha doğrusu yoruma dayalı akideyi kastetmiyorum. Bizatihi imana taalluk eden, imanın olmazsa olmaz meselesi üzerinde cehalet mazeret olmaz, olamaz. Çünkü şirkin, cahiliyenin en koyu olduğu, en tahrip edici olduğu zamanlarda bile hanif üzere yaşayan az da olsa insanlar var. Yani demek ki bir insan hanif olabiliyor. Hele ki günümüz dünyasında
Yani bilgi çağı dediğimiz 21. yüzyılda iletişimin, sosyal medyanın alabildiğince güçlü olduğu ama aynı zamanda da bilgi deformasyonunun ve dezenformasyonunun da yoğun işletildiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Yoğun bir bilgi kirliliği var. Bak dikkat edin, sabah başlıyor, öğle başka bir gündem, akşam başka bir gündem. Yani önceden toplumların yüzyıllık değişimleri şimdi günübirlik oluşmaya başladı. Ve çok hızlı bir dönüşüm var. Tabii bilginin kaynaklarını tabiri caizse köşe başlarında fasıklar ve mücrimler tutmuş bir vaziyette. Ve bu algı üzerinden Müslümanlar manipüle ediliyor. Hele bir de İslami camiadaki insanlar hikmetle, ferasetle hareket etmeyince farkında olmadan küfre maşa oluyor. Küfre hizmet ediyor. Ve dikkat edin, provoka ediyorlar. Yani şu an ortalıkta bir tedirginlik oluşturmaya çalışıyorlar. İşte biliyorsunuz mücrim, yani müşrik olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz Cübbel Ahmet denilen bu hain herif çağrıldı. Basına yansıdığı kadarıyla 150 tane isim vermeyi düşünürken şu ana kadar 5-6 kişinin ismini vermiş. Yani bir maşa var. Hani eliniz yanmasın diye bir maşayı kullanırsınız. Şimdi Ergenekon kullanıyor, devlet kullanıyor. Dönemlerin adamları bunlar. Çünkü kuyruğu kaptırmışlar. Yani bir sürü dosyaları var, bir sürü cürümleri var. Ve adeta halkla da alay ediyorlar. Daha dün Fatih Nurullah'a sövüyordunuz. Hani 12 yaşında kızı taciz etti diye şu an hapse koydunuz. Ki o da mücrimdir, o da zalimdir, o da müfsittir. Yani şimdi Cübbel Ahmet'e bilirkişi olarak müracaat ediyorsunuz. Yani bu Fatih Nurullah belki bunun yanında birkaç kat daha temizdir. Yani bunun cürümü ve günahı daha fazladır. Siz bunun üzerinden topluma dizayn ediyorsunuz. Aslında bu şu, yani Cübbeli bir maşa, yani mesaj veriyor. Sistem mesaj veriyor. Ayaklarınızı denk alın. Bizimle eğer uyumlu çalışmazsanız, bize karşı olursanız, sistemin koymuş olduğu alanın dışına çıkarsanız sizi hapsederiz, sürgün ederiz. Gerekirse şu an işletilmiyor ama faili meçhuller bile oluşabilir, 90'lı yıllarda olduğu gibi. Ve bir korku üzerinden toplum ve özellikle de Müslümanlar ne yapılıyor? Baskı altında, kıskaç altında tutulmaya çalışılıyor. İşte bakıyorsunuz Müslümanların hanelerine baskınlar yapılıyor. Müslüman hanımlar polisler tarafından cebrediliyor, zor kullanılıyor, Allah korusun. Bakıyorsunuz Müslümanların evlerine geceleri baskınlar yapıyorlar. Yani tabii bunu söylerken bu konuda toplumun her katmanı masumdur demiyorum. Yani farkında olmadan kullanılan insanlar da yok değil belki ama şunu görmemiz lazım arkadaşlar. Bakın bugün Türkiye'de selefilik üzerinden bir algı oluşturuluyor. Aslında bu selefilik ne demektir? Biraz buna değinmek de istiyorum. Yani selefilik deyince biz ne anlıyoruz? Yani ne anlamalıyız? Kafalar şu an karma karışık bir vaziyette. Sosyolojik bir tespit olarak anlamını ifadelendirmek ayrıdır. Selefi salihin dediğimiz ilk dönemle alakalı oluşan tanımlamadan bugün günümüze gelinildiğinde ise baktığınızda hemen hemen bir selefi grup kendisi gibi aynı görüşe sahip olmayan da telefilikle suçluyor. Yani böyle bir algı var ve şu anda onlarca selefi grup var ve birbirini yorum üzerinden tekfir eden, tecrit eden bir selefilik var. Yani bugün Türkiye'deki selefilik daha çok Suud üzerinden ve Mısır üzerinden şekillenirken özellikle El-Kaide'nin yapılanmasından sonra biraz daha cihadi bir selefilik, yani küresel emperyalizme karşı küresel cihad algısı üzerinden de bir selefilik özellikle son 20 yıllık süreçte bu coğrafyada başta olmak üzere Müslümanların gündemine gelmiştir. Bunu bir tahkir olarak söylemiyorum. Fakat şunun altının çizilmesi lazım. Selefilik İslam'ın bir yorum biçimidir. Tekrarlıyorum. Selefilik İslam'ın bir yorum biçimidir. Ve kendisini selefiliğe nispet edenlerin düşünce yapısında, delillerinde önceliği hadis oluşturur. Yani Resulullah'a ve ashaba benzemek,
İşte bunlar hani ilk üç nesil için kullanılır ya, selef-i salihin, sahabe, tabi'in ve tebai tabi'in için. Bu ilk üç nesil nasıl yaşamışsa biz de öyle yaşayacağız. Biz de onlar gibi kurtulacağız anlayışı hakim. Yani baktığınızda lafız olarak makul gibi geriliyor ama yani selef-i salihin dediğimiz, kendisini selefe nispet edilen şahsiyetler bile tekfir ve tecrit edilmişler. Ben şimdi burada zalimlere çok malzeme vermemek adına bu konuların iç alanlarına girmeyeceğim. İmam Ebu Hanife selefi midir? Selef-i salihin itibar ettiği bir şahsiyet midir? Tekfir edilmiş midir? Yani homojen bir yapıdan bahsedebilmek tarihin hiçbir döneminde mümkün değildir. Şunu da biliyoruz, üzülerek söyleyeyim. Yani sahabelerin büyük bir çoğunluğu birbiriyle savaşmışlardır siyasi gerekçelerle. Dolayısıyla bizdeki oluşan akidevi ayrılıklar, mezhepsel algıların oluşması, özellikle kendini selefe nispet edenler mezheplere karşı çok ciddi anlamda mesafelidirler. Mezhep imamlarına genellikle hayırla yad edilir ama mezheplere ekol ve düşünce olarak neredeyse karşıdırlar. Şimdi ben biraz bu coğrafyanın selefilik anlayışına geldiğimde şunu görüyorum arkadaşlar, bakın uzun yıllar Allah'ın dinine hizmet etmiş, İslami hareket adına, çalışma adına bir rüşt ortaya koymuş, bir talebe yetiştirmiş, bir mücadele vermiş, bir bedel ödemiş camialar, insanlar varsa yorumsal farklılıklarımıza rağmen biz saygı duyuyoruz, görüşüyoruz, dua alıyoruz. Ama bakıyorsunuz birileri çıkıyor ortaya. Yani sanki İslam dininin mümessili gibi, yani Selefiliğin Türkiye şubesi gibi öyle enteresan beyanatlar veriyor ki yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ve farkında mısınız? Yani toplumu tekfir ve tecrit üzerinden bir davet nasıl götürülecek? Yani biz de konuşmalarımızda söylüyoruz, Kur'an'ın bir dili var. Mesela şirk işleyenleri Kur'an imanlarına zulüm bulaştırmışlardır diyor bazı yerlerde ifade ederken. Mesela Kur'an genellikle bir cahiliye toplumunun özelliğinden bahsederken yaşadığımız toplumda aslında büyük bir katmanı cahiliye toplumunun özelliklerini taşıyor. Yani bu toplum kendini Müslüman kabul ediyor. Kur'an'a, Allah'a, kitaba, ahiret gününe inandığını söylüyor. Ama bu toplumun kabul ettiği bu din anlayışı Kur'an ve sünnetin öğrettiği bir din anlayışı değil. Aynı zamanda bu toplum laik seküler partilere destekler veriyor. Tağutî sistemin yöneticilerine beklentiler oluşturuyorlar. Sisteme katılıyorlar, sistemi övüyorlar. Büyük bir çoğunlukta vatandaşlık duygusu ve milliyetçilik algısı, düşüncesi hakim. Onun için bu toplumun neredeyse günah sıradan bir yaşama haline dönüşmüş. Mesela halkı Müslüman olan bir toplumda İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşme karşılık bulabilir mi? Yani şu anda baktığınızda Allah'ın hükmüyle hükmedilmiyor. Tağutların hükümleri egemen bir vaziyette. İşte bakıyorsunuz, devlet kendisine ait olan en basit kademedeki birisini bile işe başlatırken yemin ettiriyor. Yani ben en fazla zorlandığımız ve en sıkıntılı yerin burası olduğu kanaatindeyim. Yani adam devlette işe başlayacak, yemin ediyor. Neye yemin ediyor? Laik sisteme, Mustafa Kemal'in yasalarına bağlı kalacağına yemin ediyor, imza atıyor, sözlü ya da yazılı, fark etmez. Ya mümkün mertebe tecrit ve tekfir dilini kullanmamaya gayret ediyoruz ama şimdi Allah için eğer varsa bir delil birileri getirsin, biz de bu konuda rahatlayalım. Yani böyle bir şeye imza atarsa, böyle bir anlaşmayı kabul ederse bu insanın şehadeti bozulur mu? Bozulmaz mı? Açık bir şekilde bozulur. Dolayısıyla böyle açmazı olan bir toplumla yaşıyoruz. İşte içkiler had safhada, zina evleri devletin tekelinde, faizler toplumun dörtte üçü faizde. Yani ahlaki algılar alabildiğince dibe vurmuş bir vaziyette. Yani şimdi bu toplum Müslümanca bir hayat yaşamıyor. Ama duygusal bir İslam'la bağı var. Karma bir din anlayışına sahip. Ama bütün bunlara rağmen bu topluma doğru bir tevhid anlayışının oluşturulması gerekiyor. Yani
Zaman zaman kızıyoruz ama merhameti de kaybetmeden, bakın bu toplum yaklaşık 100 ile yakın bir süreçtir laik, Jacoben, Kemalist bir anlayışın diktesi altında, baskısı altında. Yani onların kurumlarından geçip de sağlam kalan insan çok az. Zaten oralardan beslenerek oralarda kalmışsa zaten çürüyor gidiyor. İşte bakıyorsunuz, yani şimdi ben burada polemik oluşmasını istemiyorum. Tek tek isim mi zikredelim? Yani adam yıllarca İslam üzerine araştırmalar yapıyor. Üniversitede ilahiyat profesörü olmuş, din alanında ihtisaslaşmış, tefsir ana bilim dalı başkanı olmuş, hadisler üzerinde otorite olmuş, kelam üzerinde otorite olmuş. Ama adam çıkıyor çok rahat bir şekliyle laikliğin, demokrasinin İslam'da çatışmayacağını, bir yaşam modeli olacağını ya da Mustafa Kemal'e övgüler dizebiliyor. Şimdi sen bu adamı nereye koyacaksın? Bu bir fikir özgürlüğü mü diyeceksin? Bu şahsi bir sorun değildir. Bu tümden bir anlayış sorunudur. Yani bu coğrafyanın, bakın camiaların başında öncülük yapmaya çalışanların, tabi istisnalara kayıt düşerek söylüyorum, yani büyük bir çoğunluğu hemen hemen, yani o klasik bir geleneksel bir devletçi anlayıştan gelmişlerdir ve yeteri kadar cahiliyeden tam anlamıyla ayrışamamışlardır. Bu sefer ortada böyle bir algı oluşunca tabi bir tepkisellik oluşmaya başlıyor ve bu sefer hani tarikatçılara göre eğer tarikatçı değilseniz, mutasavvıf değilseniz selefisiniz. Yani hemen bir kutuplaşma. Yani bizi hep bir yere kategorize etmeye çalışıyorlar kardeşler. Biz mesela kendi yapmış olduğumuz İslami çalışmalarda mümkün mertebe Müslümanları ümmet bilinci içerisinde ortak bir ümmete, cemaate doğru gidebilmenin gayreti, anlayışı, eylemleri, düşüncesi içerisindeyiz. Ama tabii ki bu klasik vahdet söylemleriyle olmuyor. Bununla alakalı doğru tanımlamalar yapmamız gerekiyor. Sahip olduğumuz anlayışları Kur'an ve sünnetin doğru bir süzgecinden geçirmemiz gerekiyor. Ha, yoruma dayalı olan meselelerde tabii ki biz de ihtiyatı elden bırakmıyoruz. Ama örnek olarak veriyorum. Yani bugünkü laik seküler bir sistemi savunan, maslahat gereği gözeten bir insanla tuğyanı gören bir insan arası nasıl beraber bir İslami bir mücadele yapacak? Bu mümkün müdür? Mümkün değildir. Onun için şu anda selefilik dediğimiz bu ekol bir furyaya dönüştü. Fakat görebildiğim odur ki aralarında çok ciddi anlamda düzeltilmesi çok mümkün olmayan yaralar açılmıştır. Ve kendilerini selefiliğe nispet eden arkadaşlar zaman zaman akide değiştirmeye devam etmektedirler. Güven vermeyen bir tutum sergiliyorlar. Tabi istisnalar yine tenzih ederek söylüyorum. Ve bu sefer biz selefilik denildiği vakitte Peygamber aleyhisselam gibi yaşamayı hayal ederken aslında birçok alanda da peygamberin hiç ahlakıyla uyuşmayan, mücadelesiyle uyuşmayan tutum ve tavırların içerisine giren nice insanları görüyoruz. Ekolleri görüyoruz, şahısları görüyoruz. Yani dinin merkezi zannediyorlar kendilerini. Bakın şu an hangi ekol olursa olsun, hangi mezhep olursa olsun, Resulullah'tan gayrı hangi şahıs olursa olsun onun bakış açısı yorumdur. Selefilik bir yorumdur, ehli sünnet bir yorumdur, mutezile bir yorumdur, şia bir yorumdur, mürciye bir yorumdur. Ha siz bunların içerisinde Kur'an ve sünnete hangisi muvafıksa, hangisi gerçekten delilleriyle bu görüşe kendisine nispet ediyorsa sen oradan alırsın, bundan istifade edersin. Rabbani müjdehit alimleri hayırla yad edersin ama Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığı gibi emdat haline getirmezsin, rableştirmezsin. Resulullah'tan gayrı her insana ihtiyatla yaklaşırsın. Bunu işletemiyoruz. Yani tarikatlarda bir şeyh mürit şeyi var, hiyerarşisi var. Yani şeyh ne demişse odur. Zaten onlar bir şey de demiyor. Bakması yeterli. Uzaktan görüyorsun ya, tamam. Hiç konuşan bir şeyh görüyor musunuz ya? Konuşmayı bile bilmiyorlar ya. Konuşsa dökülecek her şey. Konuşamıyor. Bakın hakir görmek için söylemiyorum. Yani inanın biraz Muhammed Esat Ceşan bu konularda biraz makul. İşte biraz Osman Topbaş, bu Erenköy'ce. Biraz bunlar. Bakın arkasında kitlesi olanlar.
ve yoğun olarak tarikat üzerinden, bakın Kadiriler, Cerrahiler, Nakşiler, Adıyaman, Süleymancılar, Nurcular, bakın bunlar bir konuştuğu vakitte dökülüyorlar ki zaten konuşacakları bir şey de yok. Ama toplum ne yapıyor? Bunlara icabet etmiş bir vaziyette. Ya nasıl göremiyorsunuz? Tabii korkutuluyor. Diğer tarafta diyor ki ulan iş başına gelirsek kellen gitti. Adam diyor ki kelle gideceğine bununla bari olayım. Korkuyor. Yani ifrat ve tefritin içerisinde bu toplum gidip geliyor. Zaten risk almak istemiyor. Atalar dini çok baskın bir karakter. Dolayısıyla inandığı değeri, ya Kur'an ne diyor, Allah bu konuda ne diyor, ya bir aç bir oku ya. Ya illa bir hocaya gitmek zorundayız, Allah'ın kitabını bir oku bakalım şöyle. Dengeli insanlarla bir otur bir müzakere et bakayım yani. Bunları göreceksin. Bak nice insanlar görüyoruz. Allah'a hamdolsun cahiliyenin içerisinden ayrılarak, sıyrılarak bir araştırmış. Kendine bir yol bulmaya çalışıyor. Ve o meşhur o Bukhari hadisinde olduğu gibi yani Allah bir kimseye hayır murad ederse dinde ona derin bir kavrayış yeteneği verir. Yani senin eğer gerçekten rızan, hayatın, mücadelen, alemlerin Rabbi olan Allah'ı razı etmek üzerine ise Allah sana mutlaka bir yol açacaktır. Yeter ki sen arayışını doğru yerde yap. Merciye git. Bakın kardeşler, Allah'a bir türlü gidilemiyor, kitaba gidilemiyor, oraya gelmeden altta eleniyor insanlar. Yani bu sefer gruplar, hizplerin kendilerine yönelik geçmişten bugüne kadar kutsadıkları şahsiyetler var, algılar var, ekoller var, görüşler var, onu dinleştiriyor ve bu sefer buradan kategorize etmeye başlıyor. Yani işte sen şu an kimsin? Selefi misin? Ehli tarik misin? Modernist misin? Reformist misin? Nurcu musun? Sürekli tabii alt bölünmeler, alt başlıklar. Olaylara vakıf olmayan birisi şunu diyor, ya biz nasıl Müslüman olacağız? Kime göre Müslüman olacağız? Allah'a göre Müslüman olacaksın. Allah'a göre Müslüman olmadığın sürece Müslüman olamayacaksın. Sorunumuz bu. Onun için İmam Malik Rahimullah'ın dediği gibi, Resulullah'ın kabrini işaret ederken söylediği gibi, şurada yatanın haricinde herkesin sözü alanı reddedilir. Ve duygusal atraksiyonlar yaşıyoruz. Gençsek nefsimizi cezbeden, şimdi adam İslam'a giriyor, daha İslam'da hiçbir şeyi öğrenmeden, daha gönlünde yüreğinde bir ayet yok. İddiasını taşıdığı bir konuyu vahiy ve sünnet üzerinden temellendirecek elinde bir delili yok. Adam tecrit üzerinden, tahkir üzerinden, tekfir üzerinden bir dine kendisini adapte ediyor. Yani adamın düşüncesi muhatabı dışarıda bırakmak. Ya sen önce bir gir içeri, önce sen bir insanın durumunun ne olup olmadığından ziyade, önce sen hakikaten bu Allah'ın dininde misin? Allah Resulü gibi yaşıyor musun? Mesela bakın kardeşler, kendisini tevhide nispet edenlerin büyük bir çoğunluğunda yoğun bir ahlaki zaaf var. Ya ben burada konuşamıyorum. Sırf kafir ve zalimlere malzeme vermeyeyim de konuşamıyorum. Muhbirlik yapanlar var. Müslümanların mahremlerini açığa çıkartanlar var. Birileri adına çalışanlar var. Kendi yaşadığı alanın içerisindeki yaşadığı sorunu tutuyor, kamuoyuna deşifre ediyor. Ya bakacak adam gülüyor yani, işte bunlar bu diyor. Bakın şu anda tarikatçılar boy boy şeyler yapıyorlar. Ya bak diyor, bunlar kendi aralarında birbirine düşmüşler. Yani şimdi sen seç beğen al. Tarikatçı mısın, selefi misin? Ya da kime göre selefisin? Mısır selefisi misin? Suud selefisi misin? Cihadi selefi misin? İlk dönemin selefi salihin misin? Üst çıta ehli sünnet, altta yoğun tekfir, tecrit. Adam selefi kendini öyle nispet ediyor. Tağuta övgü düzüyor. Selefi adam şeyi kurtarıcı görüyor. Zalimleri kurtarıcı görüyor. Bakın kardeşler, din holiganizmle ve fanatizmle oluşan bir değer değildir. Biz Müslümanız. Biz Resulullah gibi yaşamaya gayret edeceğiz. Allah'ın kitabını doğru anlamaya çalışacağız. Bulunduğumuz ortam, zaman, mekan içerisinde istisnasız herkese güven vereceğiz. Kafirlere bile güven vereceğiz.
öfkemiz olacak kafirlere, zalimlere, ama güvenilirliğimizden şüphe duymayacaklar. Bakın kardeşler, bir Müslümanın başına bir şey geliyor, eğer o senin grubundaysa gündem yapıyorsun, senin grubunda değilse üç maymunu oynuyorsun. Görmemezlikten geliyoruz. Niye? Çünkü senin hizbinden değil. Sen hizbi din haline getirmişsin. Buralarla yüzleşilmesi lazım. Özellikle cemaatlerin içerisinde olan, başlarında olanlar bu alanı ciddi anlamda bir sorgulamaya tabi tutmak zorundadırlar. Ya adamla daha hiç yüz yüze görüşmemişsin, arkandan bir sürü gıybetler ediyor ya. Ya sen böyle mi selefi olacaksın? Ya böyle mi Müslüman olacaksın? Böyle mi Resulullah'a tabi olacaksın? Ya gel bakalım bir. Veya sahip olduğun bir görüşün yanlış olma ihtimalini barındırıyor musun? Yok. Ya tarikatçıların neyini muhatap alacaksın? Ya bir adam zaten tarikata girmiş, aklı kaybetmiş. Aklını kaybetmeyen adam tarikata girmez. Öfkeden ve tepkiden dolayı söylemiyor. Yani bir adam bir tarikata girip de mümin ve müslim olarak kalması mümkün değildir. Ya oraya girmemesi lazım, ya girmişse artık vazgeçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim tasavvuf ve tarikat üzerinden yapmış olduğumuz özel dersler var. Bunları anlattık. Zamanımızın darlığından buraya girmeyeceğim ama konu sadece bir cübbeli ya da Fatih Nurullah üzerinden değil. Bakın kardeşler, tarikatların Cumhuriyet'ten bugüne kadar veya Cumhuriyet öncesinde Osmanlı'dan bugüne kadarki süreçlerini incelediğiniz vakitte şunu çok açık bir şekliyle göreceksiniz ki ayrı bir dindir. Ayrı bir dildir. Ayrı bir önermedir ve çoğu alanda İslam'a muhaliftir. Kur'an'ın ve sünnetin öğretmediği, kendi ürettiği algılar üzerinden ruhçu bir anlayıştır. Ve büyük bir oranda da menşe-i menba Şia paradigmasıdır, Şia anlayışıdır. Yani büyük bir yoğunluğunu da Doğu dinleriyle birlikte Şia'dan almıştır. Ya bunu tekrar söylüyorum. Mezhepsel bir eleştiri ve algıyla, tepkisellikle falan söylemiyorum. Onun için kardeşler, şu an bir kör dövüşü yapılıyor. Biraz önce abimize de söyledim. Horozlar dövüştürülür. Horozun yiyeceği bir avuç mısırdır. Bir avuç mısır için horozlar dövüştürülür. Hatta ölür. Yara alır. Ama arkada o iddiayı oynatanlar malı götürürler. Yani biz şimdi çıkıyoruz kamuoyunda kafirlere, zalimlere, mücrimlere, müfsitlere bir sürü malzeme veriyoruz. Ya böyle bir anlayış olur mu ya arkadaşlar ya? Burada ya ihanet vardır, ihanet yoksa da gaflet vardır. Dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Niye bu adamlara biz malzeme veriyoruz? Ondan sonra biz Müslümanız, güven vereceğiz, nasihat edeceğiz, öğüt vereceğiz, insanları Allah'ın kitabıyla buluşturacağız. Bakın kardeşler, bu bazı zümrelerin yaptığı çok ciddi yanlış hatalardan birisi de şudur. Bu Kur'an ve sünnete de uymamaktadır. Ha derseniz ki belki çok iddialı söylüyorsun. En azından anlayışımı ifadelendirmiş olayım. Resulullah Aleyhisselam veya diğer Resuller bir topluma geldikleri vakitte o toplumun halk tabakasını direkt karşılarına almıyorlar. Önce oraya bir davet götürüyorlar. Resullerin davetine karşı çıkanlar o toplumun mele ve mütrefleri, müstekbir kadro, yönetici kesim. Ya soruyorum ya, Resulullah gibi darbe yeselerdi sahabe gibi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın Mekke'ye girdiğinde bugün size Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. Bugün siz affedildiniz. Bunu kaç tane yürek yapabilir? Kaç cemaat yapabilir? Resulullah'ı mı tanıyacaksın? Buyur işte tanı Resulullah. Resulullah böyle birisi. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ı biz nasıl anlıyoruz? Nasıl tanıyoruz? Allah'ın kitabını nasıl tanıyoruz? Bakın bize kimse güvenmezse, biz eğer eminlik kuramazsak, biz sahip olduğumuz görüşü Kur'an ve sünnetten temellendiremediğimiz vakitte biz o zaman Allah korusun bu dini ideolojikleştirmiş oluruz. Ve Allah muhafaza biz de bu sefer farkında olmadan kendimiz bir din üretme riskiyle karşı karşıya geliriz. Allah Azze ve Celle bizlere merhamet eylesin. Kafir ve zalimlerin planlarını bozsun. Müminlere feraset nasip eylesin. Güven, azim, sadakat ve istikamet nasip eylesin.
Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.